Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle 8. çeyiz alışverişi videomu paylaşacağım. Bir süredir video atamıyordum. Araya 3 hafta kadar bir zaman girdi, farkındayım. Ama neredeyse 1-2 haftadır hastayım ve bir haftadır da sesim kısık, hiç çıkmıyordu. Yine şu an iyi hali. Ben de hazır böyle bir nebze sesim düzelmişken hemen videoyu çekip araya daha fazla açmadan atmak istedim. Normalde bana gelen hediyeleri videonun en sonuna koyardım ama bu sefer ilk göstermek istiyorum. Çok soruluyordu. Instagram'dan da soruluyordu, YouTube'dan da soruluyordu. İşte misafirlik yemek takımı almadın mı diye. Ben hani almayı düşünmüyordum. Ben de kullanıyorsam günlük misafire de onu çıkarmayı düşünüyordum ama öyle olmuyormuş. Yani illaki almak gerekiyormuş. Sağ olsun Hüseyin teyzem de bana hediye aldı. 60 kişilik Karaca'dan bir yemek takımı almış. Şöyle göstermek istiyorum şimdi sizlere. Şöyle tam benim sevdiğim gibi gold detaylı, şöyle yaprak detayları var. Gold detaylı bir yemek takımı almış. Beyaza gold. Şöyle Karaca'dan 60 kişilik. Şöyle diğer tabakları göstermek istiyorum. Nasıl çıkıyor oradan? Evet, böyle. Şurası gold detaylı. Servis tabağı da bu şekilde. Şöyle. Şu tatlı tabağı. Ve şuraları da goldlu ama çok fazla videodan belli olmuyor tabii. Böyle gold çerçevesi var. Dikdörtgen tabaktan da 3 tane vardı. Böyle ortaya işte meze vesaire koymak için. Şu büyük olan tabaktan da 2 adet içinde vardı. Şöyle kenarları yine gold. Tuzlukları da şöyle çok tatlı şu şekilde. İşte tuzluk, pul biberlik ve kürdanlık olarak da bu şekilde üçlü. Yani şöyle göstereyim, bu şekilde üçlü de. İçinde bundan da hepsinden de ikişer tane vardı. Bu şekilde altından dolduruluyor. Ve en son olarak da klasik yemek takımların olmazsa olmazıysa şu çorba servisliği. Bu şekilde bu da. Dediğim gibi 60 parça var. Karaca'dan almış. Fiyatını hediye olduğu için bilmiyorum. Güzel teyzeme ve enişlerimizden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için harika bir hediyeydi. Çok mutlu oldum ve tam böyle benim zevkime göre. Bu yemek setini Karaca'nın sitesinden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Geldik bir sonraki hediyeye. Bunda bana arkadaşım almış, Öznur. Şöyle acarın. Ben almamıştım. Daha baharatlık setim yoktu. Acarım böyle bir baharatlık setini almış. Hemen içini açıp göstereyim. Çok beğendim. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Şu şekilde bir baharatlık seti. Şunlar küçük işte olanlar. Goldlu. Bu arada bunlar plexi değil, cam. Yani cam olması tabii ki çok daha güzel. Ben hani cam tercih ediyorum çoğu ürünümde. Plexidense daha sağlıklı. Şöyle 3 tane de onları çıkartayım içerisinden paketlerinden. 3 tane de yine baharatlık seti var. Ben bunları pul biber, karabiber ve nane koymayı düşünüyorum. Şöyle bunlar da cam. Boyları da bence gayet ideal. Bunların içine kaşık alacağım. Kaşık koyarım. Açalım içine şu şekilde. Genelde herkes şu Ikea'nın baharat setinden alıyor. Ama ben de böyle farklı olsun istedim. Böyle bir şey hediye gelmişken de devamında yine şu set bu. Çünkü bunda 5 tane var, yetmeyeceğini düşünüp ben de kendime ekstradan aldım. Yine Acer markasının dediğim gibi aynı set. Bunu ben Trendyol'dan aldım. Şöyle bu da dönmeli seti. Bunda da 6 tane var. Biz de zaten evde 11 tane kullanıyoruz. Yani 11 tane baharat seti var. Bu şekilde fiyatı da bunun 150 TL'ydi. Diğerinin dediğim gibi hediye olduğu için diğerinin fiyatını bilmiyorum. Bu da aynı takım zaten. Onunla aynı birebir. Buradan Öznur'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tam zevkime uygun, sevdiğim tarz bir hediye oldu. Şimdi saklama kaplarımı göstermek istiyorum. Ben Zwilling mi alsam yoksa işte Love, Paşa Bahçe tarzı bir markadan mı alsam diye bayağı düşündüm. Zwilling'de normal bir saklama, cam saklama kabın fiyatı 150 TL'ydi. Ama benim şimdi göstereceğim de Love aldım. Ben Love markasının saklama kabını aldım. Böyle Love markasının 3 adet saklama kabını aldım. Büyük boy, orta boy ve küçük boy var. Yani Zwilling'e bir tane saklama kabı parası verene kadar
3 kutu Love markasından alabiliyordunuz. Ben de dedim gerek yok yani o kadar pahalı bir şeye. Sonuçta bu da cam, o da cam. Göstereyim. Klasik zaten. Biz de evde Paşabahçe'ninkini kullanıyoruz. Bu şekilde. Yani gayet de memnun annem. O yüzden çok abartmak istemedim. Bu orta boyu bu arada. Şu minik küçük boyu. Yani kahvaltı vesaire için de kullanılabilir bu küçük boy. Ben genelde artan yemekleri koymak için düşünüyorum. Bu da en büyük boyu. Bunların emelleri ne kadardı bakayım. En küçük olan 375 cc. Diğeri orta boy 720 cc. En büyük olan da 1150 cc'ymiş boyu. Bence gayet iyi. Bir de alırsam daha da bir büyük boyda Ikea'dan alabilirim. Yine onda da orada da var böyle cam ve bu şekilde kapaklı olanı. Şöyle göstereyim. Büyük boy, orta boy. Küçüğü de şu şekilde bayağı küçük küçüğü. Ama işte dediğim gibi kahvaltı vesaire kullanılır. İki kutu aldım. 6'ya tamamladım ama yetmezse daha da fazlalaştırabilirim. Trendyol'dan aldım bu arada ben bunları. Yani her aradığım her şey genelde orada bulduğum için. Bu da reklam gibi oldu ama. Reklam falan yok tabii ki. Aradığım her şey orada bulduğum için oradan satın almak istedim. Ama bilmiyorum. Dışarıda bir yerde de çok rahat bulabilirsiniz. Şimdi bu çok meşhur olan suplalar var. Instagram'da, ondan sonra Pinterest'te bile çok sık karşılaştım. Herkes alıyor. Ya aslında göründüğü gibi değilmiş. Yani görseller de çok farklı duruyor. Ama size gelen tabii böyle incecik. Yani görebiliyor musunuz bu bardak altlığı için incecik bir şey. O yüzden fiyatlar uygun. Ben bunu Trendyol'dan 25 TL'ye aldım. Şöyle göstereyim. İşte her rengi var. Kahverengisi, bordosu, işte krem rengisi, siyahını aldım ben. Böyle 6 adet suplası, 6 adet de bardak için bardak altlığı var böyle bu şekilde. Fiyatı gayet uygundu. Çok şık duruyor görsellerde ama bakalım deneyip göreceğiz. Bu arada bunlar silinebilir. Yani bence suya bile sokulabilir şöyle hani üstten bir şeyini almak için. Arkası da bu şekilde, önü de böyle. Evet, yine bir Trendyol'dan aldım. Ürüne daha geçiyorum. Şu limon sıkacağı. Döküm bu arada bu. Şu şekilde limonu buraya koyuyorsunuz. Şöyle bastırmalı. Bir limon sıkacağı. Bunu da yine Trendyol'dan 25 TL'ye aldım. Bayağı yorumları okudum. Herkes çok memnundu. Benim de böyle bir limon sıkacağım yoktu. Ben de görmüşken böyle almak istedim. Döküm yani biraz ağır ama bakalım pratik olur mu olmaz mı onu da bilemiyorum. Ama dediğim gibi yorumlar çok güzeldi. O yüzden almak istedim. Aldım. Her ürünün aşağıya linkini koymaya çalışıyorum biliyorsunuz. Şu tarafa da yine fiyatları yazacağım. Ya da bu tarafa mı yazıyorum? Bu tarafa da yazabilirim. Evet. Şimdi geldik. Çok güzel bir ürün göstereceğim size. Ben buna bayıldım. Gerçekten çok güzel. Ay çok da ses çıkartıyor. Bunu genelde işte makyaj malzemelerini, cilt bakım malzemelerini düzenlemek için kullanıyor herkesten görüyorum ama ben bunu şöyle göstereyim. İçi aynalı şöyle. Ben bunu Trendyol'dan 120 TL'ye aldım ama daha sonra 90 liraya kadar indi. Böyle sunum için kullanmayı düşünüyorum. Sözde nişanımda. Sunum için kullanmayı düşünüyorum. İşte cupcake vesaire yapıp koymayı düşünüyorum. Ama daha sonrasında yine ben de evimde işte kozmetik bakım malzemelerimi koyabilirim. Bence çok amaçlı, çok kullanışlı bir şey. Hatta buna bence mutfakta da kullanılır. Bu şekilde. Hazır söz nişan vesaire demişken şöyle bir Instagram'dan aldım bu arada bunu. Şöyle bir kahve fincanı aldım. Böyle aslanlı. Şöyle aslanı var. Bu şekilde çıkanıp yıkanılabiliyor. Güral porselenmiş bardağı da. Ve buna uygun olarak da şöyle 2 adet makaronluk aldım. Makaron, çikolata vesaire işte koymak için. Bu da yine aslanlı. Burada aslanı var. Ama ben bunları şöyle düşündüm. Bu bir tane aldım bu arada. Bundan başka yok. Bunu damat kahvesi koymayı düşündüm. Bunlara da söz nişan yüzüklerini koymayı düşündüğüm için Instagram'dan sipariş ettim. Şöyle bunların gelmesi 3 haftayı sürdü. Yani ben ürünü aldım, ödedim Instagram'dan siparişini verdim.
hazır olması gereken bir üründü ama 3 hafta yani daha imalatı yapılmamıştı ve gelmesi bana 3 haftayı sürdü ki oradaki hanımefendiye ben 3-4 kere yazmak durumunda kaldım. Bu arada bunlar pirinçmiş yani pirinçten yapılmış. O yüzden fiyatı daha bir tık pahalıydı yani normallere göre. Üçünü 185 TL'ye aldım. Hazır böyle gold detaylı ürünlerden gidiyorken aslında bu tam çeyizlik değil ama bunu da göstermek istiyorum. Şöyle üstlü ondan seti aldım. Böyle. Buna yine Trendy olan sipariş verdim. Fiyatı 50 TL'ydi. Aşağıya bırakırım ama şöyle de bir durum var. Yani çok memnun değilim tabii ki ben bundan. Tercih size kalmış. Çok uygun bir ürün. O yüzden çok da bir şey beklenemez zaten. 50 TL'lik bir şey. Şurada görüyor musunuz? Burada böyle hafif işte kalkmalar, soyulmalar olmuştu. Onun haricinde yani iyi bir ürün bence. Güzel. Ben bunu işte söz nişan masası için düşündüm. Ve söz nişan masası için aldığım birçok ürün var. Ayrı bir videoda göstermek istiyorum. Ve şimdilik burada böyle ufak tefek birkaç bir şeyi göstermek istedim size. Bir sonraki ürünümse yine Gold'lardan gideceğiz tabii ki. Çünkü çok seviyorum. Bakar mısınız? Bunu Linens'ten kocaman bir böyle işte bunu artık sehpanızın üstüne aksesuar da koyabilirsiniz içine. Ondan sonra toplar vesaire. Yoksa meyvelik olarak da kullanabilirsiniz. İşte çok amaçlı bir şey bence. Biraz bayağı bir büyük ama şöyle gold noktaları var bu şekilde. Fiyatı çok uygundu. 25 TL'ydi. Yine ben bunu nişanda kullanmak için aldım o masanın üzerine. Bakalım yine onları da sizinle paylaşacağım. Kevgir setlerimi aldım, tamamladım. Şu IKEA'nın metal çırpıcıları var ya ikili olanlardan. Herkes çok memnun. Onlardan almıştım. Önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bir tane de annem bu şekilde plastik olandan almış. Bunun da fiyatı 7,5 TL. İstanbul'da Bereket AVM var. Bilmiyorum farklı şehirlerde var mı ama oradan almış. Şöyle bunu da göstermek istedim. Şimdi geliyoruz tekstil ürünlerine. Tekstilde çok fazla bir şey almadım ama şöyle Koçtaş'tan bir havlu aldım. Siyahlardan gidiyoruz. Ne yapalım? Şöyle şuraları simli ve pomponları var böyle. Bunun fiyatı 45 TL'ydi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ve son olarak arkadaşlar bir de yorgan ve yastık aldım çift kişilik. Karaca'dan aldım. Fiyatı gerçekten çok uygundu. Çift kişilik yorgan ve yastık seti. Şu kocaman. Çok güzel geldi bu arada. Ben internetten Trendyol'dan sipariş ettim Karaca'nın. Fiyatı 190 TL'ydi bence. Yorgan ve yastıklar için gerçekten çok uygun bir fiyat. Bulmuşken de almak istedim. Mikrofibermiş. Ben şöyle ucundan açayım. Yani çok görecek pek bir şey yok ama. Yastıklar zaten vakumlu bu şekilde. Gözüküyor mu? Yani vakumlu. Şöyle de bir yorganı var. Çok yumuşak. Ben yorumlara bakarak aldım. Herkes çok memnun. Çok beğenmişler. Hem yazlık hem kışlık olarak kullanılabileceği yazıyordu. Ben de ona istinaden aldım. Zaten fiyatı dediğim gibi normal yorgan ve yastık setlerine göre gayet uygundu. Aşağıya bunun da linkini eklerim. Aldım tüm ürünlerin linkini ekleyeceğim zaten. Biliyorsunuz her zaman ekliyorum. Yanlara da fiyatlarını ve işte aldığım yerleri de yazıyorum. Oradan da yine bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.